Haftalık gündem sohbetteyiz. Haftalık gündem sohbet bir hafta içinde olmuş bütün olayları her pazar saat 12'de bir aksilik olmazsa yayınladığım bir program. Gelin bakalım mı? Hadi gelin bakalım. Intro <laughs> girdi. <laughs> <laughs> Former WWE Referees Dave Hebner and Tim White pass away. Arkadaşlar üzücü bir haberle başlıyoruz öncelikle. Earl Hebner'ın ikiz, ikizi, yani ikizler zaten bildiğiniz ki fotoğrafı gören Earl Hebner zannedebilir. Değil kendisi, Dave Hebner. Earl Hebner geçen gün e, eventinde hatta bulundu. Birazcık ona bir jest yaptılar. Güzel oldu bu. Bayağı hoşuma gitti benim. Dave Hebner'la Tim White ve çok sevilen isimlerde isimlerdi. Tim White de özellikle mesela. Bayağı çok çok seviliyordu yani Team White. Bir sürü kişi işte taziye mesajlarını falan iletti onlara. Güreşçiler maalesef vefat ettiler. Devam. Paul Heyman, Triple H, to work closely with Stephanie during WWE Management Changes. Şimdi bu çok büyük bir iş şey aslında. Şöyle bir olay var. Bu reporter tabii. Reporter yani. Ee, işte derler ki hani şimdi Stephanie artık bir süre belli... Belli bir süre. Belli bir süre değil muhtemelen. Geçici bir süreliğinde işte. Yani çünkü şu an belli bir süresi yok onun. Ne zaman bitecek? Nasıl olacak falan filan diye. Triple H'de tekrar bazı e görevlere geri döndü. Paul Heyman'ın da birazcık yönetimsel bazda. Özellikle birazcık kreatif kısmında falan. Söz sahibi olabileceği yönünde haberler. Ki kreatif rol aynen bu. Mesela bu çok değerli bir şey abi. Bigger role in creative Yaratıcılık konusunda işte senaryodur bilmem ne. Paul Heyman'ın Abi bu kanıtlı bir şey bu arada Paul Heyman'ın ne kadar iyi bir e, yönetici diyemezsin. ECW nasıl böyle bu hale geldi falan yapacak bir şey yok adam elinden gelen en iyisini yaptı bu arada. Devler varken tepede güreşçileri kaparlar çünkü. Hepsini geçtim. Paul Heyman e, yaratıcılık olarak senaryo bilmem ne bu tarz şeyleri baz alırsanız çok ön plana çıkan bir isim güreş dünyasında. Paul Heyman bakalım ne olacak would be good diyor. Bu şey yani olabilir. Yani iyi olurdu. Tarzı bir haber. Haberiniz olsun. Tamam. AJ Styles send evet video tribute for Impact Slammiversary. TNA'nin imp hala TNA diyorum ya. Impact'in abi. Impact Wrestling'in Slammiversary Show'unu biliyorsunuz. Burada sadece AJ Styles değil bu arada. Başka eski güreşçilerin de TNA'de boy göstermiş, Impact'te boy göstermiş güreşçilerin yine videolarını falan gördük. AJ Styles'da böyle bir video yendi. Önce kendisi geldi böyle tam görünmüyorken. Oturdu falan. Seyirciler bayağı sevindi. TNA'nin de 20. yılıdır bu zaten. Bayağı da iyi olaydı ya. Valla TNA efsanesi zaten AJ Styles. Yani AJ şöyle bir şey. WWE'ye e, gitmeseydi Kariyerinde ne seviye hani çünkü şöyle bir şey var tamam ya bu ben bunu hiç sevmiyorum bu arada. Yani bir insan WWE'de ön plana çıktığı zaman dünyada daha çok tanındığı için o adam daha iyi güreşçidir. Öyle bir dünya yok bu arada. O zaman Sting'i sayma mesela. Değil mi? Sting'i sayma abi. Ne bileyim günümüzde mesela kim var çok Ken Omega'yı sayma o zaman mesela. Yani Sting çok kısa bir süre WWE'de göründü ki ne, ne verdi ki yani. Yani, yani ne verdi değil. WWE ne verdi adama? Kemer falan vermediler. Sting yoksa elinden geleni yaptı yani. Sonra sakatlandı falan biliyorsunuz. İşte ben buna karşıyım o yüzden. AJ Styles hep dedim ben. Sting ve AJ Styles benim aklıma ilk gelen isimler. WWE'ye gelmeden önceki böyle. Hani WWE'ye atıyorum. Bu cuma WWE geliyor tamam mı bir tanesi? Perşembe günü. WWE'ye hiç ayak basmamış. Dünyadaki en iyi güreşçiler. Sting, AJ Styles. Bana öyle geliyor abi. Sonra ikisi de artık WWE'nin yolunu tutmuşlar tabi. Tamam. Bruce Prichard, assumes WWE talent relations role John Laurinaitis placed on leave. Bu da report muhabbeti var. Ama bunun e, sonradan gerçek olduğu falan söylendi diye hatırlıyorum. Bruce Prichard, John, John Laurinaitis'ten kalan e, bu tam rolü neydi? Board of Directors işte. Ya bu işletme şeyin başı yani anladınız mı? Executive Director. Komple şeyin nasıl diyeyim size İşleten kişi işte yani işletmecisi anladınız mı böyle söz ondan falan geçiyor yani şeye falan gelmeden en tepe patronlara falan John Lornaris öyle bir adamdı bu arada hani küçümsemeyin şeyini İşte o GG oldu Bruce Pritchard oralara hani gelecek falan denmişti sonra galiba ismi geçti geldi hatta ama bazı kişiler mızmızlanmışlar tabii ki. Çünkü Bruce Pritchard ee, bazı yönlerden iyi özellikle şey. Nasıl diyeyim şimdi talent relations. E, Okey ama o biraz daha böyle hani scouting olsun başka şeyler olsun yöneticilik falan yine var. Senaryo konusunda da var tabi bir sürü fikirleri. Çok aslında full paket bir adam ama ne kadar iyi yürütebilir onu bilmiyorum Bruce Pritchard'ın. WWE goes with Rip recorded <laughs> Elias segment to have both brothers on Raw. Alın Önceden işte yapılmış. Arkadaşlar. Ben zannediyordum ki gerçek. Değilmiş. Tüh. pre etmiş ya. Önceden kaydedilmiş. Editmiş bu ya. Montajmış oğlum montajmış ya. Ben gerçek zannediyordum. Tüh. Neyse. Bütün moralim bozuldu. Allah Allah. Replay out. Evet. Maalesef arkadaşlar Money in the Bank'teki bana göre harika bir maç olacağı. Ne öngörüyordum ben. Replay Bianca Belair'in Raw kadınlar kemerine aday olacaktı ama maalesef sakatlıktan dolayı bu gerçekleşmiyor. E, Rhea Ripley'in de hatta sakat olduğunu, yetişemeyeceğini anonsunu Bianca Belair yaptı. Ve böyle olunca da düzenlenen 5 kişilik maçta, Becky Lynch, uh, Asuka, Lee Morgan, Carmella ve Alexa Bliss'in olduğu maçta Carmella üstün geldi ve Bianca'nın rakibi olmuş oldu. Ve diğer isimler de zaten Becky Lynch hariç hepsi şeyde. Money in the Bank maçında. Money in the Bank maçının da çok iyi geçebileceğini düşünüyorum ben. Bana göre kadro iyi. Arada böyle yorumlar alıyorum. Çok kötü, bok gibi falan diye. Bence bayağı iyi. Kadınların kadrosu yani. Becky Lynch. Ne Becky dur. O yok. Asuka, Liv Morgan, Alexa Bliss, Lacey Evans, Raquel, Shotzi girdi. Bence bayağı iyi kadro bu arada. Bence güzel şeyler sunabilirler yani. Sonuç olarak Money in the Bank'te Raw Kadınlar kemer maçında Bianca Belair kemerini Carmella'ya karşı korumaya çalışacak ve bence %1 milyon ki e, şeye baktım en en favori maç buymuş bu arada. Yani net yani. Lan acaba Yeripli gelip oradan karışıp bir şey olur mu böyle hani ben geri döndüm aslında bu kadar sakat değildim. Karışıp Bianca'ya kaybettirir falan mı lan acaba? Ha? da havadan kemer gelmiş olur böyle bir şey olsa. As we continue, Booker T reveals his pick for men's WWE Money in the Bank Ladder Match winner. So far, four superstars have qualified for the men's WWE Money in the Bank Ladder Match that will Run on July 2. Four of them jumped to wiki. Hemen bakalım eee uh, adayı kimmiş Money in the Bank'te. Booker in. Rollins of course won the Money in the Bank Ladder Match back in for. Evet. Setrolins kazandı. Okay. Pin Lesnar. Setrolins is riding on high right now. Evet. Setrolins arkadaşlar. Setrolins Booker T'nin favori güreşçisiymiş Money in the Bank için. Sizin kim? Aşağı yazın. Haftaya, hafta da 6 gün sonra cumartesi pazara bağlayan gece beraberiz. Twitch'te izleyeceğiz. Haberiniz olsun. Bence kaçırmayın abi. Bence bu şovu kaçırmayın. Money in the Bank'i ve gelin Twitch'te beraber izleyelim. Yani beraber takip edelim siz kendiniz bağımsız izleyeceksiniz. Şimdiden bence takip edin yani Enzo paski bir Twitch kanalı mı Money in the bank için bile hani sadece ben onun için geleceğim beraber Paylaşalım yani o heyecanı Money in the bank'te possible spoiler Evet arkadaşlar Cetro'nun ise Riddle'ın şey, Money in the bank değil bu arada Summerslam'de Money in the bank diyecektim Summerslam'de Seth Franklin Rollins ile Riddle'ın maç yapabileceği söyleniyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Olası bir spoiler diyor böyle bir olay. Olur mu acaba? Göreceğiz. Ama Riddle e, bence iyi pişirildi. iyi işleniyor abi. Her ne kadar o masa kaybetmiş olsa da Riddle'ı bir şekilde kullanabilirsin. Ama şu adam farklı bir şey yapabilir. Şu adam yakında çok 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 ses getirecek. Riddle'dan çok daha fazla ses getirecek bir şey yapabilir. Kendisi zaten şu an WWE'nin güncel kadronun en iyi 2-3 güreşçisi varsa ondan biri zaten. Bu adama bir bakın abi. Şu adama bir dikkat edin. Devam ettik. Evet bu meme oldu. Aynen viral. Ee, çok bir şey yapmıyorum bununla ilgili. Böyle buradan zıplarken Raw'da Vince McMahon. Bu bayağı meme oldu. Herkes herkes edit yaptı, montaj yaptı buna. YouTube'a girin. Şey YouTube demiş. YouTube'da yoktur ya. Twitter'a falan girin. Herkes inanılmaz editler yaptı. Eyle eğlenirsiniz abi. Mesela bunu Curb Stamp gibi. Stamp. <laughs> Render ortasına stamp yapıyor gibi falan yapmışlar. Bunu izleyin. İzlemeyin. Bakın. Fotoğraf çünkü. Top WWE Superstar says it's his destiny to dethrone Roman Reigns as a champion. Evet. Kimmiş bu? Şöyle bir bakalım. The man would be Seth Rollins who probably knows. Evet. Reigns better than any şu an aktif güreşçilerin hepsinden daha iyi Roman'ı tanıyan kişi varsa o da Seth freaking Rollins'tir. Do you remember the first time I cashed in? Evet money in the bank contract. Evet arkadaşlar. Bu destiny diyor. Bu kaderim diyor. Onu Roman'ı işte şeyden indirecek, tahttan indirecek kişi Seth freaking Rollins mi acaba? Göreceğiz. Ben bunu bir şey diyeceğim size. Ben bunu bir yıl aşkın süredir söylüyorum farkındasınız mı? Bir yıl aşkın olmadı galiba da. Aşmıştır bu arada ya. Tabi. Bir yıl deyin siz kafadan. Setron istiyorum. Ben hala da Setron işte ısrarcıyım. Bakalım ne olacak. O kişi. Ama şimdi Brock Lesnar'la maça çıkıyorken. <laughs> Triple H is reportedly back working at the WWE Performance Center. Harikulade bir haber. Triple H tekrardan Performance Center'daki işine geri dönüyor. NXT özelinde eğer yine NXT'ye katkı sağlayacak bir şey falansa bunun çok pozitif bir haber olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü Triple H zamanı NXT yapı. Bakın günümüzdeki NXT'ye bakın. Ben günümüzdeki NXT'nin çöp olduğunu düşünmüyorum bu arada. Bana göre fena değil. Hani izlenir en azından ve bir şeylerin yetiştiğini, bazı gençlerin gelişebildiğini görebiliyoruz. Ama şimdi bir önceki sarı NXT ile kıyasladığınız zaman elbette fark var. O sanki biraz daha güzel, daha zevkli gibiydi. Kişiden kişiye göre değişir tabii ki. Triple H'in tekrardan performans merkezine e, gitmesi orada gençlere yine e, hocalık falan yapacak olması valla bence harbiden güzel bir detay ya. Harika bir olay. Evet arkadaşlar gelin beraber bakalım şimdi ben de bakmadım. Royal Rumble 2020 Royal Rumble'ın erken woman, woman kadınlar ve erkekler tahminlerine bakalım. Tahmin değil bahisler şimdiden çıkmış. Bakalım bir dakika favori kim acaba kadınlarda? Bekir Lynch de öyle favori. Oo, erken favori şu an. İkinci sırada Bailey var. Aynen. İkinci sırada Bailey var. Charlotte Flair üçüncü sırada. Yo, Flair and Rhea Ripley. Ha, şey, Charlotte Flair ile Rhea Ripley'nin aynı bu arada oranları. Yani şöyle arkadaşlar. 2023 Kadınlar Royal Rumble'ını bahis oranlarında şu an erken bahis oranlarında favori. Becky Lynch. ikinci sırada Bayley var. Üçüncü sırada Charlotte Flair ve Rhea Ripley var bu arada. Çok ilginç. Allah Allah. Güzel. Devam ettik. Erkekler. Heh dur bakın. Çok merak ediyorum şimdi. Kodrost tabii ki evet. Kodrost en büyük favori abi. Kodrost'tan sonra kim var? Second highest. E? Ee, rock mı? Hadi canım. Hadi lan. Oğlum çok alakasız bu. Rock hep işte bir önceki WrestleMania'da yok gelecek mi falan filan diye de açmışlardı da. ikinci sırada Rock var bu arada Royal Rumble 2023 bahis oranlarında. Artı 550 ne oluyor ya? 1'e 550 mi alıyor? Hayır öyle bir şey değildir o. Big E, Reigns, third highest odds. Roman Reigns de Big E üçüncü sırada var. NXT şampiyonu Braun Breaker, Drew McIntyre, Seth Rollins, Riddle da bir sonraki. Hadi be. Arkadaşlar favori Cody ikinci sırada Durak diyorlar bu arada Royal Rumble bahis oranlarında. Erken bunlar tabi. İlginç. Backstage talk when Charlotte Flair will return. Aynen 2000 şey, SummerSlam'da olmayacağı söyleniyor. Backstage arka alanda böyle söylentiler arkadaşlar. Haberiniz olsun. 30 Temmuz'da zaten. Yani bir ay falan kaldı şu an. Bir ayı birazcık daha geçiyoruz. Gelmeyeceği söyleniyor ama ilerleyen süreçlerde olabilir deniyor. O yüzden Charlotte Flair'in ne zaman geri döneceğini bilmiyoruz geldi yani Chris Jericho'ya. Chris Jericho reveals when his AEW contract from. Eee AEW kontratının ne zaman biteceği yönünde haber var. AEW should keep Chris Jericho if he is keen on resting past. 2023. 2023 sonrası şirkette olup olmayacağı bilinmiyor. Haberiniz olsun. MJF'in kontrat zaten 2024 1 Ocakmış bu arada. Vay, tam yılbaşı mı? Chris Jericho'nun da 2023 diyor. Resting beyond. Diyor. 2023 sonrası EW olup olmayacağı soru işareti şu anlık. Göreceğiz. Bakalım. Biraz hızlı geçiyoruz bugün. WWE specifically requested Bray Wyatt be removed from 2K22. WWE 2K22'den WWE ısrarla Bray Wyatt'ı çıkarılmasını istemiş. Haberiniz olsun. Can't add Corey. Yani yerine Cody'de eklenmemiş. Ya Cody zaten şey olacak. 2K24'ün şey 2K24 açıklandı. Doğru 23 vardı. 2K23'ün muhtemelen işte kapağı olabilecek. En çok böyle sattıracak hamle olarak görülecek kişi Cody'dir yani. O yüzden 2K22'ye eklemiyorlar. Muhtemelen bir sonraki yıl. Cody'yi göreceğiz. Braveheart'ı da, Brave Braveheart da ısrarla çıkarttırmışlar bu arada. Düşünsene uğraşıyorsun yapıyorsun. Şirketten gidiyor hadi çıkarın. Bra. Bu arada harbiden çok zordu. O oyun yapımcılarının işi bence o yönden çok zor abi. WWE ile bu tarz bir iş yapıyorsan sıkıntı. Evet arkadaşlar. Bir devrin sonu. Kurt Angle confirms he will never wrestle again following recent surgery. Ameliyattan dolayı bir daha asla güreşemeyeceğini onayladı, açıkladı, söyledi. Kurt Angle. Demek ki artık Kurt Angle resmen emekli. Arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun. Güreş dünyasından, dünyadan, bu evrenden bir Kurt Angle geçti diyebiliriz. Sadece şey olarak yani Allah korusun şu an ölmedi tabii ki. Ama bir daha güreşemeyecek. Kurt Angle'ın nasıl büyük bir güreşçi olduğunu ben size hadi anlatayım mı? Yani döneminin en iyi bu arada teknik güreşçilerinden biriydi ve şöyle bir şey var. Bazı teknik güreşçiler sadece teknik güreşi bazı yetenekleri sıkıntılı olabiliyordu. Karizma olsun, mikrofon olsun bir eksikliği olabiliyordu. Kurt Angle belki hani bazı isimler gibi teknik güreşin bir numarası değil ama üçü, dördü falandı mesela. Bulunduğu dönemden bahsediyorum böyle en prime zamanları falan ve bu Kurt Angle mikrofonda çok iyi. Ciddi rolü çok iyi oynuyor. Komedi rolünü çok iyi oynuyor. Her şeyi iyi oynuyordu. Kurt Angle benim en sevdiğim güreşçilerden biri. Çok samimi söyleyebilirim. Ya bu şekilde görmek üzüyor tabi bazı şeyleri. Birazcık artık nostalji kalıyor bazı şeyler. WWE plan to have Solo bypass NXT to join the bloodline. Evet. NXT'yi falan geçip bilmem ne. Adamı bildiğiniz şey diyorlar. Yani Bloodline'a falan katılması gibi bir durum söz konusu. Böyle bir şey planlanıyordu ama Solo Sikoa'dan şöyle bir şey var. <laughs> I don't want to be referred as their brother. Onların kardeşi ya da kuzeni bilmem ne olarak anılmak istemiyorum. Ben kendim olacağım diye bir söylemi var. Haberiniz olsun 22 Haziran'da. Sizce nasıl olur bu arada? Solo Sikoa Bloodline'da. Aşağı yorum olarak yazın. Şimdi ne kadar beğendiyseniz bir like atsanız abi. Hadi be. <laughs> ne her şey dememe rağmen yok abi. Like alışkanlığı çok ayrı bir şeymiş. O öyle bir iki kere söylemek de olmuyormuş. Şimdi size güzel bir şey göstereceğim arkadaşlar. Bana göre güzel bir şey. Siz sırf bir sevmediğiniz için bunu beğenmeyeceksiniz haliniz yok herhalde. Çünkü adam ölümden döndü. Boyun sakatlığından döndü. Bir tane hanımefendi var. Ben bu kadını görmüştüm daha önce de. İnternette çok, Twitter'da çok aktif. Biggie'ye mesaj yollam işte sana hep dua ediyorum umarım iyileşirsin falan diye ve Biggie'nin hemen şurada izleyelim cevabı. Çok işte teşekkür ederim. Isınıyorum diyor ama boynumu boynum hakkında endişelenmene gerek yok diyor. Arkadaşlar izleyin görmediyseniz şu an görüyorsunuz. Bak boyuna bak diyor. Nasıl? Artık nasıl hareket ettirebiliyorum diyor. Bu çok sevindirici bir haber. Look, Look back. Boynumu nasıl yapabiliyorum? Görebiliyor musun? <laughs> yeah. Yes. I'm good. İyiyim diyor. Umarım ileride Biggie'nin Return'ını izleriz böyle işte. işte Bigger than you ever seen falan diye. Biggie yarın öbür gün ilerleyen yıllarda bir şekilde tamamen iyileşip geri dönerse gerçekten çok sevinenlerden biri ben olurum. Çünkü bana göre değerli bir isimdir. Her ne kadar siz hani bazı kişiler izlediği şeye göre değer verip adamı sevmese de çok renkli dans ediyor falan diye çok müthiş bir çalışkan bir isim bu arada. Çok iş etiği harika. Bilginin ben WWE şampiyon olmasını da çok sevmiştim. Umarım bir gün geri dönüşünü görürüz. Ric Flair still doesn't know who he's facing at retirement event. Hala emeklilik maçında kimle maç yapacağını bilmiyormuş. Haberiniz olsun. Karşısına bir anormal birini falan çıkarıyorlarmış. Ulan düşünsene Hulk Hogan geliyormuş falan. Yok abi. Ne olur acaba? Kim çık çıkacak ya? Ric Flair ilginç bir şekilde emeklilik maçına çıkacak. Son maçım dedi. 50, 50 kere yaptı bunu da ama bir daha yapmasın artık. John Moxley says therapist urged him to retire when he checked into rehab. Rehabilitasyon işte kontrol falan gittiği zaman terapisti demiş ki baba retire. Emekli ol. Sen böyle alkol bağım alkol bağımlısın falan filan. Bunlar sıkıntı. Sen hadi bakalım emekliliği düşün. Emekli ol falan filan deyip gazlamış mı artık ne yapmışsa adam çok daha gelişmiş bir şekilde geri döndü yani iyi halde geri döndü çünkü abi ama o kadar bak güzel zamanda bunu yaptılar ki. Tony da harbiden çok teşekkür ederim bu yönden. Tony Khan, şimdi Birazdan ile ilgili de haber var. Ee, bir şekilde teşvik ediyor bak böyle şeylere. Bu güzel bir şey. Cefadi e, mecbur yapacaktı çünkü şirketteki ilk zamanları. Yani i̇lerleyen yıllarda bu tekrarlanırsa Tony Khan bir daha şans vermez zaten ona. Ee, ama işte alkol bağımlılığı konusunda Maxi'nin düzelmesi bence çok güzel bir şey. Ve bunu destek olması da Tony Khan gibi bir patronun harika. Devam mı? Evet SummerSlam'da SummerSlam haftasında Undertaker'ın The Deadman miydi? The One Deadman miydi? Undertaker One Deadman Show are set to go on Tuesday June ee, Haziran 28'de saat 10'da Ticketmaster Undertaker'ın Deadman Show varmış arkadaşlar haberiniz olsun. 28 değildir ya 29'unda ha çekimler mi yapılacak? Çekimi yapılacakmış okey. 29 Temmuz'da bir gün öncesi yani şeyin SummerSlam'in yayınlanacakmış debut diyor. Hayırlısı olsun bakalım. Undertaker'ın show var. Undertaker'ın bir show olacak. Hadi bakalım. Devam. Possible spoiler on another major plan. Al SummerSlam için başka plandan bir şey. Aa şaşırdık mı hiç ya? Ulan ya. Biz de başka bir şey düşünüyorduk. John Cena ile Tyrion'un olayı bu arada çok muhtemeldir. Ve bakın pazartesi günü vaktiniz varsa canlı izlerseniz izleyin Raw'ı. Çünkü John Cena geliyor. 20. yıl kutlaması yapılacak da bir de. Ve bir şey olabilir abi. Bak bir şey olabilir önemli. John Cena'nın WWE'de kalacağına dair bir şeyler görebiliriz, duyabiliriz. Yerinin olası bir olayını da görebiliriz ya da bambaşka bir şey görebiliriz. O yüzden önemli. Raw bence izlenir. Önümüzdeki Raw. Tony Khan provides Jeff the update. Says treatment. Evet treatment is Jeff's last chance. Bu tedavi süreci, bu rehabilitasyon Cefardi'nin son şansı bir kere daha tekrarlanırsa direkt kovacak haberiniz olsun. Yani şirkette yeni olduğu için bir kere böyle bir şey verir. İkinciye ben vereceğini zannetmiyorum Tony Khan'ın ki geçmişte bunun çok örnekleri olduğu için Tony Khan böyle çok müsamaha göstereceğini zannetmiyorum. Bir kere de rehabilitasyon oluyorsan devam edeceğim seninle. Oluyorum tamam ödeme yapmıyorum sana haberin olsun. Bu boku sen yedin ben seni rehabilite edeceğim. Bunun parasını veririm sıkıntı yok gidiyorsun ama sana maaşı ödemesi yapmayacağım. İnsan gibi geri dön. Hayatını kazan dedi. Göreceğiz bakalım. Son haberimiz Pat McAfee ile Happy Corbin arasında SummerSlam'da maç olacağı yönünde mevzu var. Official Challenge diyor. Challenge, challenge olacak. Hadi bakalım. Hayırlısı. Pat McAfee'nin ben WrestleMania performansını beğendim bu arada. Daha iyi şeyler de çıkabilir. Bence bu güzel bir şey. Yani sonuçta her gördüğünüz e ne bileyim spikerdir, yorumcu falan güreşmiyor yani. Eski güreşçi falan okey de. Şimdi Pat McAfee de tam daha o boyutlara gelmeden hani yorumculuğa falan geçtiği için. Olur ben izlerim. Ve arkadaşlar bugün bu gece AEW New Japan Forbidden Door var arkadaşlar. Bu şimdi normalde baktığınız zaman aslında çok büyük bir show. Ama yani ne bileyim mesela beni üzen şeyler ne biliyor musunuz? WWE kadar çok izlenmeyecek bir show. Bu, bu bir gerçek. Çünkü tamam Japon tarafı işin gurularının, işin böyle aşırı geeklerin hani ben bu işin Japon tarafını da izliyorum. Ne bileyim Meksika'yı da izliyorum, Avrupa'daki bazı promotionları falan izliyorum diyen insanların çok ilgisini çekecek bir şey. Ama onun dışında mesela WWE ağırlıklı izleyen biri için işte New Japan varmış bilmem ne pek ilgi çekmeyebilir haberiniz olsun. Duyurulan maçlar zaten biliyorsunuz. John Max ile Hiroshi Tanahashi'nin Sian e, Punk'tan kalan geçici... Kemer'in geçici şampiyonu olacak ikisinden bir tanesi. Sürpriz bir şekilde şey yaparlar mı lan acaba? Harbiden Tanahashi ile Tanahashi düşseniz kazandırdıklarını. <laughs> ya bu bu Max'in ya. Max aldı bile bunu yani öyle söyleyelim. <laughs> Kazanan da diyor ileri bir tarihte Siyan Punk'la maç yapacak diyor. AW World Champion geçici bir süre öyle olacak. Hayırlısı. Bakalım ne olacak. Fail for way maç var. Miro, Pack, Malakai Black, Connors'ın EW All Atlantic Title yeni bir kemer biliyorsunuz sahibini bulacak. Fatal 4 ve yine bak bu maç da çok güzel maç bu arada. IWGP yani New World Heavyweight kemeri Okada, Adam Cole, Adam Page, Jay White. Bu maç bir şey değil mi size? Bak abi bu adamlar çalıştılarsa eğer bu maç inanılmaz aktif harikulade bir ring içi sunmaya adaydır bu arada. Ya bu maç acayip bir maç olacak bak söyleyeyim size. Abi Adam Cole, Adam Page, Jay White o kadar var yani. Bak bu maç bu maç izlenir işte abi. Şundansa ben Moxley sen mi söyleyeyim Moxley ile Tanahashi'nin maçındansa ben bunu izlerim abi. Bu şu an piyasadaki en izlenecek maçtır ya. Hadi bakalım. Ya tabi Jay White alacaktır bence. Daha yeni aldı kemeri hemen löp diye. Adam Cole, Page'e zaten verilmez. Bakalım. Ring of Honor World Tag Team Championship maçımız var. FTR, United Empire, AEW Women's World Title, Thunder Rosa, Tony Storm'la yapacak. Orange Cassidy ile Will Ospreay'in maçı var. IWGP United States Heavyweight maçı. Yine işte Chris Jericho, daha bir sürü şey var ama asıl olaylar bunlar abi. Diğer segmentler falan bayağı olacaktır bu arada. Ya bu, bu önemli bir şov çünkü abi. İki tane şirketin bir araya gelip yaptığı bir şov. Çok büyük bir şov abi devam edelim. Şu. Bu işte abi. Bu maç bugünün bana göre en çok izlenecek maçı. Cevat White, Adam Page, Adam Cole, Kazuchika, o kadar. Bu maçı izleyin. Bu şovu izleyin. Ben kaçıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Forbidden dur ben gece canlı izleyemem. Ama kalktığım gibi bakacağım. Haberiniz olsun. Kaçtım ben görüşürüz. Gündem sohbet bu kadardı. Bay bye. Money in the Bank'te mutlaka Gelin görüşelim. Enzo Paski 1 Twitch'te. Gelin abi. Ben orada aktif aktif yayınlar yapıyorum.